Daha yılbaşını söyleyecekmiş. Kafaya takmış inat yapıyor. Efendim baba? Kerem, hemen salona gel. Ayşe'ye de bir şey söyleme. Bir şey mi oldu? Ben bilmem, sen anlatacaksın. Eğer Melahat annenin dediği şeyler için konuşacaksan, Rıza abinin de söylediği yok, gibi... Yok, o değil. Ben sana senin hafiyeliğini soracağım. Kenan'la bizim eski işlerin peşine niye düştün sen? Düşmese miydim? Böyle iyi miydi? Ne zamandan beri biliyorsun? Ayşe'nin babasının ölümüne sebep olduğunu mu? Ben sana başka bir şey sordum. Abimden öğrendim. Atölyedeki dosyalar dijitale aktarılırken Ayşe'nin babasının ismini geçtiğini görmüş. Ben de inceledim, baktım. Ayrıca bu mu şu an sorunumuz? Benim bunu nasıl, nerede, ne zaman öğrendiğim mi? Bizim bir sorunumuz yok da ama. Sorunumuz yok. Kapitalizmin kuralları diyorsun. O da güzelmiş. Sen niye üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun? Ne demek üstüne vazife? Baba, benim karımın babası o. Ben bunu Ayşe'ye söylersem bir daha yüzüme bakmaz. Ayrıca sen bunu nasıl yapabildin? Öyle icap etti. Öyle icap etti. Aa, ne güzel ya. Ben de Ayşe'ye öyle söyleyeyim o zaman. Öyle icap etti diyeyim o zaman. Tam o zaman desin eğer öyle icap ettiyse. Biz de mutlulukla havalara zıplayalım. Sesini yükseltme bana. Bu işin peşini de bırak. Baba, sen farkında mısın? Benim şu an hayatımla oynuyorsun. Oğlunun mutluluğuyla oynuyorsun. Daha fazla konuşmayacağım zaten. Kimse beni dinlemiyor. Kerem, bir dur. Baba, hayır, bırak ya. Kerem. Ne yaparsan yap. Oyna, hayatımı mahvet benim. Oh. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız.